kamuoyundan da bildiğiniz gibi milletvekilimiz Sayın Ahmet Erbaş Bey geçtiğimiz günlerde gripal enfeksiyon sebebiyle rahatsızlanmış ve şu anda evinde dinlendiği için bugün burada bizlerle birlikte olamamıştır. Aynı şekilde can dostum Tavşan İlçe Başkanımız Sayın Akın Kaygısız geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmış ve şu anda tedavisine devam edilmektedir. Gerek milletvekilimizin gerek ilçe başkanımızın sağlık problemleri sebebiyle kongre süreci grup ve hüzünlü geçiriyoruz. Kendilerine Allah'tan acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve kaldığımız yerden el ele, kol kola davamıza gidip hizmet etmeyi ümit ediyorum. Pazar günü yapılacak olan kongremiz kusursuz geçmesi için milletvekilimiz Sayın Ahmet Erbaş Bey bütün hazırlıkları yakından bizzat kendisi takip etmektedir. Milletvekilimizin danışmanları, Merkez İlçe Başkanımız Sayın Ayhan Toy ve teşkilatları tüm hazırlıkları birlikte sürdürmektedirler. Milletvekilimize ve kıymetli ülkedaşlarımıza sizlerin huzurunda ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün burada adaylarımızı açıkladığımız işletmenin sahibi değerli ülkedaşım Sedat Kabaç kardeşime de ayrıca misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin emir ve himayelerinde istikbal için dirlik, istiklal için dirlik, birlik kazanan Türkiye olacak şiarıyla başlatmış olduğumuz kongremiz MHP teşkilat işlerinden sorumlu genel başkanımız Sayın Profesör Doktor Edip Semih Yalçın Beyefendinin koordineleriyle 22 Kasım 2020 Pazar günü gerçekleşecektir. Büyük Kurultay sürecinde il ve ilçe kongrelerimiz Türkiye genelinde sona yaklaşmaktadır. Kütahya'mızda da bütün ilçe kongrelerimiz Ekim ayı içerisinde tamamlanmış, yeni ve yeniden seçilen ilçe başkanlarımız göreve başlamıştır. Bütün ilçe başkanlarımıza görevlerinde başarılar dilerim. İlçe kongrelerimizin tamamlanmasıyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya 13. olağan il kongremizin devletimize, milletimize, partimize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri utandırmasın, yar ve yardımcımız olsun. Bu kapsamda 22 yıldır büyük bir özveriyle sürdürdüğüm öğretmenlik görevimden istifa ettiğimi ve MHP 13. olağan Kütahya İl Başkanlığı Kongresi'nde il başkanlığına aday olduğumu tüm ülküdaşlarımla ve siz değerli Kütahyalı hemşerilerimle paylaşmak istiyorum. Evet. 2009-2014 yılları arasında kutlu bir görev olan Kütahya Ülke Ocakları İl Başkanlığı görevinde bulundum. Görevimi devrettiğim günden sonra da gece gündüz demeden partimin hizmetinde oldum. Bugüne kadar liderimin ve partimin talimatları dışında hiçbir faaliyette bulunmadım. Bir bozkurt gibi dimdik yaşadım. Şimdi de kutlu bir görev olan gördüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı'na talip oldum. Bundan sonraki süreçte de siz değerli dava arkadaşlarımın destekleriyle birlikte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Yolumuz uzun, çetin ve meşakkatli de olsa beraber yürüdüğümüz her bir ülküdaşımızla Türk milletinden aldığımız güçle sarsılmaz irademizle başaracağız. Partimizde birlik ve beraberliğimizi sağlamak ilk önceliğimiz olacak. Hep birlikte Kızılırmak'a koşacağız. İlhamımız yüce Türk milletinden aziz mazisidir. İdealimiz güçlü ve müreffeh Türkiye atisidir. İlanlardan olmayacağız. Satanlardan olmayacağız. Kaçanlardan olmayacağız. Yıkılmayacağız. Hep birlikte başaracağız, başaracağız, başaracağız. Cenab-ı Allah Türk İslam alemi korusun ve yücesin. Saygılarımla. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah. Hayırlı olsun başkanım. Sayın Vekilim, sesiniz şu anda hoparlörde. Dinliyoruz Sayın Vekilim. Allah razı olsun. Çok sağ olasın, var olasın. Hep birlikte
Sayın Başkan'a dua edeceğiz. Allah razı olsun vekilim. Size çok geçmiş olsun. Acil şifa diliyorum. Herkese de size selam var vekilim. İyi akşamlar dileriz vekilim. Allah'a emanetsiniz. Sağ olun Sayın Vekilim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olsun. Arkadaşlar dağılmadan hep beraber tavşan beraber. Karşıda bir isim alalım. Ondan sonra basmayalım. Gel. Gel bizim çekelim.